Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Taylor'ın bir modelini tanıtmak istiyoruz ama şöyle bir sorunumuz var. Emrah çok ısrar etti bunu yapmamız için. Bazı arkadaşlar merak ediyormuş. Taylor'ın bu modeli daha önce Türkiye'ye gelmemişti. Bu jumbolardan biri. Problemimiz şu. Ben ufak bir kaza geçirdim. Üç parmakla bunu yapmak zorundayım. O yüzden işi biraz hileli yapacağız. Bugünkü tanıtımımız hem biraz akustik gitar dersi hem de biraz gitar tanıtımı gibi olsun. Çok uzun tutmayacağım ama kısaca size bazı akort tekniklerinden, aslında buna hile de diyebiliriz, ondan bahsetmek istiyorum. Gitarı normal akortladığınız zaman slide çalarken ya da benim gibi 3 parmakla çalmaya çalışırken bazı zorluklar çekebilirsiniz. Her yörenin, nasıl Türkiye'de işte farklı akortları varsa bizim geleneksel enstrümanlarımızın, Amerika'da da farklı akort çeşitleri var. Bunlar genelde slide gitarlarda kullanılan şeyler. Çünkü orada pozisyonunuz hep sabit olduğu için akor elde etmeye çalışıyorsunuz. Örneğin gitarı öyle bir akortlarsınız ki boş vurduğunuz zaman tellere hiç akor basmadan re majör elde edebilirsiniz. Buna open D diyorlar. Yani açık re. Re majörde alacağınız akor sistemiyle aynıdır. Bakalım neymiş bu? Tünörü de açalım. Emin olalım bir yandan size bunu söylerken. Re. Altta La var. Re'nin bir oktavı daha var ki birazdan bir daha eklenecek. Bunu Fa diyez yapıyoruz. Eğer Fa olsaydı minör olacaktı. Bizim şu an çalacağımız şey majör olduğundan o yüzden Fa diyezi akortladık. Alta bir tane daha La. Bir oktav daha La. Bir tane daha Re ekliyorsunuz. Ne oluyor? Vurduğunuz zaman dümdüz yani açık majör akoru oluyor. Akorları, tabi bildiğiniz akor bilgilerini tamamen unutmanız gerekiyor. Yani her şeyi unutup baştan ezberlemeniz gerekiyor. Normalde çaldığınız tekrar ezberlemeniz gerekiyor o pozisyonları. Ama bu size ne kazandırıyor? Örneğin bazı gruplarda slide gitar çalanlar farklı akor sistemleriyle çalarlar. Bir sürü gitar değiştirirler. Biz zannederiz ki yani ne yapıyor, ne ispatlamaya çalışıyor, bir sürü gitarım var, ona mı anlatmaya çalışıyor? Hayır, hepsi farklı akor sistemlerindedir. O şarkıda re'ye akortlu olabilir bizim gibi. Bir sonraki şarkıda mi'ye, sol'e akortlu olabilir. İki gitar varsa özellikle ikisinin farklı akortları olduğu çok görülmüştür. Küçük bir örnek, aklımıza ilk gelen en popüler kim bunu yapan? Lynyrd Skynyrd mesela. Bir gitarcı normal bizim öğrendiğimiz gibi gitar çalarken diğer slide gitar çalan gitarcı böyle açık akortlarla çalar. Ona tabii çok daha kolaylık sağlıyor slide çalarken. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Örneğin burada re majör varsa her yerde düz bastığım zaman majör elde edebilirim. Birkaç örnek göstermeye çalışayım kısaca. Örneğin pentatonik çalışmak istediğiniz zaman drop D ile aşağı yukarı aynı şeydir. Üst teller. Alt teller de burada fa diyezimiz olduğu için majör olacak. Onu kullanamayız. Biraz makyaj yapmamız lazım kullanmak için. Ama örneğin bu bir örnekti. Mesela tek parmağımı bile kullanarak bunları çalabiliyorum. Akort sisteminin avantajından kaynaklı. Bir örnek daha çalmaya çalışalım. Arada da size gitarımızdan biraz bahsedeyim. Şu anda elimde Taylor'ın Amerikan serilerinden 315 CE yani cutaway elektrik modeli var. Kendi hardcase ile beraber geliyor. Yine arkalar Maun, buralar Sitka yapmışlar. Kendi preamplerini ve ışık altı sistemlerini tekrar kullanmışlar. O mikrofonik seslere hala sahip bu gitar. Kendi ürettikleri akort mandallarını kullanıyorlar. Önde abonos kullanmışlar sapta ki bayağı sert bir abonos. Gitara çok ciddi karakter kattığını söyleyebilirim. Bazı Taylor modellerinde olan mat cila, şu arkada gördüğünüz saten cila var ama önde gloss cila yapmışlar. Bu da mutlaka tona, özellikle tiz frekanslara çok etki ediyor. Sertleştikçe daha da tizleşiyor. Böyle bir kaygıları varmış mesela bu gitarda. Bu jumbolardan biri olduğu için biraz daha tiz kazanmak iyi bir fikir olabilir. Bu gitarı çok dengelemiş. Şu an farklı bir akor sisteminde olmamıza rağmen, gitarın normal ayarlarını bozmamıza rağmen çok ciddi bir balans elde edebiliyoruz. Bu da sanırım bununla alakalı bir şey. Dediğim gibi kendi hardcase ile geliyor 315 modeli. Biraz
Bu akort sisteminde size ne kadar tanıtabilirsek onu çalmaya çalışalım. Sizin çok duyduğunuz şeylere benzemeyecek tabii. Biraz daha Amerikan müziğine yakın bir şey olacak ama nasıl tınlıyor? Bakın. Parmaktan dolayı biraz hata yaptıysak kusurumuza bakmayın. Normal 4-5 parmak çalışabildiğiniz zaman tabii çok daha hakim oluyorsunuz duruma. Ama hani bu akort sisteminin avantajlarından dolayı akorlar çok daha basit pozisyonlardan çıktığından, örneğin majör, örneğin minör, çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Bu sadece bir örnekti. Buna benzer bazı pentatonik blues işlerini de başarabilirsiniz. Ne gibi mesela? Bayağı duyarlı bir gitar. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.